Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doğrusal programlama yöntemiyle optimizasyon problemlerinin çözümünü Excel üzerinde göstermeye çalışacağım. Optimizasyon çok sayıda değişkeni bulunan çok sayıda girdinin belli oranlarda kullanılarak amaç fonksiyonunun değerinin minimize veya maksimize edilmesi işlemine optimizasyon denir. Yani ne demek? Bazen mesela maliyet gibi bir değeri minimize etmek isterseniz, bu durumda minimize etmek optimizasyon açısından amacınız oluyor. Bazen de gelir gibi değişkenleri maksimize etmek isterseniz, bu durumda da optimizasyon amacınız maksimizasyon olmuş oluyor. Yani optimizasyon en iyileme Türkçesiyle demek oluyor. Optimizasyonun üç tane temel ön koşulu var. Birincisi doğrusallık, ikincisi kısıtlılık, üçüncüsü de amaç fonksiyonunun belirlenmesi. Bu üç ön koşulu sağlamadan doğrusal programlama ile optimizasyon işlemi yapılamaz. Nedir bu üç ön koşul? Tekrar edelim. Şuraya yazıyorum. Doğrusal bir, doğrusallık, kısıtlılık ya da sınırlılık. Üç, amaç fonksiyonun belirlenmesi. Şimdi burada doğrusallıktan kasıt nedir? Amaç ve karar değişkenlerinizin, yani girdi ve ürün tarafının fonksiyondaki pozitif ilişkili arttıkça artan olması gerekir. Veya azaldıkça azalan. Daha doğru bir ifadeyle arttıkça artan demek pozitif ilişkili oluyor. Ancak girdi tarafındaki değişkenleriniz belli oranlarda artırdığınızda, atıyorum bir birim artırdığınızda, ürün tarafındaki değişimin de o oranda sabit oranlarla artıyor olması lazım. Değişken oranlarla artmıyor olması lazım. Yani parabolik olmaması lazım. Atıyorum x değişkeninizi bir birim artırdığınızda maliyet fonksiyonunuz, maliyet değeriniz 2 birim artıyorsa, 2 birim artırdığınızda 4 birim artar. Yani 2 kat gibi bir ilişki olur. Ama bir birim artırdığınızda 2 birim artıyorken, 2 birim artırdığınızda 8 birim gibi bir parabolik veya üssel bir değişim söz konusu oluyorsa, o durumda eksponant bir fonksiyon olmuş oluyor. Bu doğrusallık ön koşulunu sağlamaz. Şurada hemen kabaca şöyle göstereyim. X1 ve Y1 değişkenleri olsun, bir de Y2 olsun. Şimdi mesela şurada 1, 2, 3, 10'a kadar hatırlamam şunu. Şurada 2, 4, 6 gibi şöyle göze görünür şekilde basit hesaplar olsun. Şurası da 1, 4, 9 şeklinde. 16, 16, 25. Bakalım çözümleyebilecek mi? Hayır. 25, 36, 49, 64, 81, 100. Şimdi şunun grafiğine baktığınız zaman doğrusal bir ilişki olduğunu görürsünüz. Ancak x1 ile y2 değişkenini incelediğimizde şu
şekilde parabolik bir eğri görürsünüz. X1 ve Y2 durumunda olduğu gibi bir durum söz konusuysa doğrusal programlamayla optimizasyon yapamazsınız. Optimizasyon yapabilirsiniz. Hatta doğrusal programlamayla da yapabilirsiniz optimizasyonunuzu. Ancak en iyi sonucu almak için doğrusal fonksiyonlar üzerinde yapmanız gerekir. Şayet elinizde doğrusal olmayan bir veri yığını varsa, doğrusal bir ilişkiye sahip olmayan ki değişken var ise, bu durumda doğrusal olmayan optimizasyon yöntemlerini kullanmak gerekir ki şu an non-linear optimizasyon konumuz değil. Şu an lineer olan, doğrusal olan optimizasyon problemleri için konuşuyoruz. O başka bir videonun konusu olsun. Şimdi doğrusallık matematiksel gösterimi mx artı n şeklinde matematikten tüm mühendislerin veya ekonomistlerin bileceği gibi. Ve kasıtlılık ya da sınırlılık ön koşulunu şöyle düşünün. Bir metal alaşımı oluşturmak istiyorsunuz. Bu metal alaşımını atıyorum çelik gibi hem sağlam hem esnek hem maliyeti uygun hem de korozyona dayanıklı bir şey yapmak istiyorsunuz. Demir diyelim ki kullanacağınız metaller içerisinde demir en ucuz. Atıyorum krom, demir, alüminyum vesaire gibi metalleri kullanacaksınız. Demir en ucuz olduğu için ne kadar çok kullanırsam o kadar iyi olur gibi bir şey olmaz. Çünkü bu sefer demir çok kullandığınızda kırılganlık çok artacak, esneklik azalacak, korozyon olma ihtimali artacak. Bu nedenle sınırsız kullanamıyorsunuz. Yani ekonomide ve mühendislikte sürekli mücadele edilen iki kavram bunlar. Üçüncüsü de amaç fonksiyonunun belirlenmesi. Yani amaç fonksiyonu neydi? Ya kârlılığın maksimizasyonu olabilir mesela veyahut maliyetin minimizasyonu olabilir. Yani amaç değişkeni, minimizasyonu ya da maksimizasyonu olabilir. Eğer az önce belirttiğim gibi gelir optimizasyonu yapmak istiyorsanız, amacınız gelirinizi maksimize etmek ya da maliyet optimizasyonu yapmak istiyorsanız, amacınız maliyetinizi minimize etmek olur. Yani iki yönlü optimizasyon problemleri iki yönlü de olabilir. Şimdilik optimizasyon ve doğrusal programlama kavramlarına giriş yapmış olalım. Bu videoda ne olduğunu, doğrusal programlamanın ön koşullarını, optimizasyonun ne olduğunu kavramsal olarak inceledik. Bir sonraki videoda bir örnek üzerinde maliyet minimizasyonuyla optimizasyon probleminin çözümünü gerçekleştireceğiz Excel üzerinde. Böylece daha iyi anlamış olacaksınız diye sanıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.